Bugüne kadar birçok sendika ayrı ayrı eylemlilikler yaptı. Bu eylemde 2 Kasım'da 13 sendika bir arada iş bırakma eylemini gerçekleştiriyor. Öğretmenler 2 Kasım'da bir gün süreyle tüm Türkiye'de iş bırakacak. 13 Eğitim Sendikası, Öğretmenlik Meslek Kanunu ve eğitimde yaşanan sorunlara dikkat çekmek amacıyla 2 Kasım'da tüm Türkiye genelinde okula gitmeyerek eylem yapacak. Eğitim Sen Edirne Şube Temsilcisi Özer Demir, tüm eğitim sistemi ve dolayısıyla ülkenin geleceği için sıraladığımız bu haklı taleplerin cevap bulmaması halinde eylemliliğimizi artırarak sürdüreceğimizi ilan ediyoruz dedi. Bugüne kadar birçok sendika ayrı ayrı eylemlilikler yaptı. Bu eylemde 2 Kasım'da 13 sendika bir arada iş bırakma eylemini gerçekleştiriyor. Bu açıdan da önemli. Bu yasa, öğretmenlik meslek kanunu, öğretmenleri birbirlerinden ayrıştıracak, öğretmenler odalarını bölecek, huzursuzluk yaratacağına tüm eğitim çalışanları hemfikir. Hiçbir akılla, mantıkla açıklanabilir bir yasa değil. Tekrar ifade ettiğimiz gibi 4 öğretmen arkadaşımız var. 4 ayrı şubeye giriyor, derslere giriyor. Ama birisine baş öğretmen, birisine uzman öğretmen, birisine öğretmen, birisine sözleşmeli öğretmen gibi maalesef ayrıştıran ifadeler kullanılması huzursuzluğu arttıracak. Mülakatın olduğu yerde liyakat olmaz. Kamuda mülakat uygulamasına derhal son verilmeli. Her kadro hak edilerek alınmalıdır. Eğitim anayasal bir hak iken bu hakkın ayrılmaz parçası olan barınma, beslenme ve ulaşım konusunda sosyal devletin varlık göstermemesi kabul edilemez. Öğrencilerimizin tüm bu hakları devlet güvencesine alınmalı ve kamusal eğitim sağlanmalıdır. Bu taleplerimizin yerine getirilmesi için üretimden gelen gücümüzü kullanarak uyarı niteliğinde bir eyleme imza atıyoruz ve 2 Kasım'da bir gün süreyle iş bırakıyoruz. Tüm eğitim sistemi ve dolayısıyla ülkenin geleceği için sıraladığımız bu haklı taleplerin cevap bulmaması halinde eylemliliğimizi arttırarak sürdüreceğimizi ilan ediyoruz. Öğretmenlerin özlük hakları, eğitim çalışanlarının özlük haklarını, öğretmenlerin bu meslek kanunu olan tepkilerini bir kez daha alandan da haykıracağız. Şimdiye kadar bu meslek kanunu ile ilgili daha önce de hem yerellerde hem de Ankara'da birçok defa basın açıklamaları yapıldı. Bakanlık önünde basın açıklaması yapıldı. Anıtkabir'e yürüyüşler yapıldı. Birçok şekilde sesimiz mecliste son önergeleri verildi. Mecliste bu konuyla ilgili girişimlerde bulundu ama maalesef öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının bu haklı taleplerine kulak tıkandı. Ve en son çare olarak artık söz bitti, artık eylem zaman diyerek bu haklı taleplerimizi iş bırakarak bir kez daha haykıracağız. Bununla ilgili bize destek olmak isteyen tüm sendikaları, ayrıca bununla birlikte velilerimizi de bize bu konuda destek olmaya davet ediyoruz. Şu anda zaten açlık sınırının 7.468 lira ve öğretmenler de bu açlık sınırının çok az üstünde, yaklaşık 9-10 bin lira civarında maaş alıyorlar ve birçok yerde özellikle büyük şehirlerde tek maaşla çalışan bir öğretmen ev kirasını bile dahi neredeyse ödeyemeyecek duruma geldi. Bununla ilgili artık aileler bile artık eskiden öğrencilikte olduğu gibi ortak ev tutma konumuna bile gelmiş durumda. Böyle bu tarz haberleri de alıyoruz. Gerçekten çok insan onuruna yakışır. Gerçekten ailesiyle birlikte daha makul, daha uygun şartlarda yaşayabilecek bir ücretleri tabii ki de talep ediyoruz.